Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şu an Yogyakarta'dan Jakarta'ya gittiğimiz tren yolculuğunu yapıyoruz. Biraz önce mışıl mışıl uyudum. Çok güzel. O kadar dinlendirici oluyor. Bir de boş koltuk buldum. Boş koltuklara şöyle uzandım. Efsane uyuması oldu. Uykumu çok iyi aldım diyebilirim. Yolculuğumuzun sona ermesine son bir 20 dakika falan var. Ben hemen size böyle şöyle bir yolculuk yaptığımız treni gezdirmek istedim. Şimdi trenin motor ve mutfak vagonuna gideceğiz arkadaşlar. Evet, burası da tren vagonunun mutfak yeri arkadaşlar. Burada arkadaşlar yemek hazırlıyorlar. Burası da birinci sınıf vagonun içi arkadaşlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye ayrılıyor yani vagonlar. Evet, uyandınız mı İlkan Hanım? Nasıl geçti tren yolculuğu? Uyuyabildiniz mi? Siz ne yaptınız abi? Abla hiç uyuyamadı ki. Ben biraz uyudum ya. Ama şu an biraz şey değil. Ama dik uyudun ya. Ondan benim gibi uzansaydın şöyle. Sen niye kıvrılmıştın gördüm. Ben çok iyi kıvrılmıştım. Ben iyiyim de. Ve her saat arayla da döndüm. Değiştirir gibi vücudum tutulmasın diye o dengeyi de sağladım. O nasıl ayarladın ya? Abi ben 5 sene önce de bindim ya burada. He. Mışıl mışıl uyudum o yorgunlukta var ya. Yok güzel ondan de ama. Fix ya. Hiç yorgun değilim şu an. Bomba gibi. Siz hocam uyumadınız herhalde sesten. Evet sesten uyumadım. Aslında dinlendirici bir sesi var ya. Ve uyutuyor yani. Ben de abi sese karşı hastası o. Demedim de. Alışkanlık. Bir saat uyutmamak. Olabilir. Ve zaten sormaya gerek yok. Sürekli uyuyor. Değil mi? Ediz de öyle. Evet, Jakarta semaları gittikçe aydınlanıyor arkadaşlar. Şehir hayatı daha da gözlenebiliyor. Aslında daha erken binmiş olsaydık pirinç tarlalarını falan da görecektik. Yani o yemyeşil doğal alanı da görecektik ama günün aydınlanması Jakarta'da olunca haliyle artık yapılar başladı. Her yer motor kaynıyor arkadaşlar. Özellikle tam bir kırmızı ışık noktasına gelince bir daha göstereyim. Az önce vardı. Bilmiyorum gördünüz mü? Böyle her yer motosiklet. Belki de 100 tane, 150 tane motor bekliyor bir tane kırmızı ışıkta. Çünkü tren geçmesine yakın kırmızı ışık yanıyor. 3-4 dakika boyunca bütün bekleyen, geçmek isteyen motorlar orada beklemeye alınıyor. Değil mi? Bir yandan uyumaya çalışıyor. Bir yandan yiyor yemek. İmran Hanım siz deliksiz uyudunuz ya. Maşallah. Yok gözlerim kapalı olduğu için siz öyle sandınız. Ha öyle mi? Siz öyle sandınız. Birinci sınıf olduğu için arkadaşlar daha lüks bir tren onu söyleyebilirim. Daha önceki senelerde arka vagonlarda da yaptım. Orada tabi kalite biraz daha düşüyor. Böyle valizleri en üst tarafa dizdik. Yer sıkıntısı da yok. Geniş. Hadi bir diğer arka vagona geçelim. Buradan ta en arka vagonlara kadar ilerleyebiliyorsunuz. Her vagonun şu arka bölmesinde tuvalet oluyor. Evet yan tarafta da diğer tren vagonu görünüyor arkadaşlar. Ama daha çok sanki şehirler içi yolculuk treni gibi. Tüm ayakta giden yolcular var. Böyle bayağı bir uzun yani bir trenin uzunluğu arkadaşlar burada 1 kilometreyi bulabiliyor. Evet şimdi eşyaları yükledik arkadaşlar bir taksiye atladık gidiyoruz. Bakın eşyalar böyle arkada ama bu sadece bir kısmı. 2 tane araba tuttuk. Diğeri gidiyor İmran Hanım ve Nurgül abla. Şimdi biz de arkadan takip ediyoruz. Selamun aleyküm. Kapa kabar. Dayık elhamdülillah Enes. Maşallah. Sehat. Sehat ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Come on. Gel. Enes. Hi Enes. Tea or coffee? Aleykümselam. Aleykümselam. Ini Enes. Enes. Apa kabar? Terus Ika kenalin. Baik. Iya, Masya Allah. Temannya saya suami Ika, namanya Ilyas. I'm Ilyas. Yeah, I'm Almir. 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 Nice to meet you. Same.
arkadaşının eşi mi? Evet. Itu Fatma, Pak E. Alhamdulillah. Capek ya? Lumayan, gak terlalu sih om naik kereta tadi. Tapi diam terus. Take a rest, Pak. Tidur. Iya. Capek. Pak E, apa kabar? Lama gak ketemu. Baik, baik. Alhamdulillah. Ika tuh susah dilupakan. Zor, it's hard to forget, ne demek? Seni unutmak zor mu? Evet. Yes. Evet. Because it's very tough. Oldu bir tane. Hangisi? Bunlardan. Bir tane aldım. Hiç affetmedim. Öylesine dedim. Hakkını almış ya da. Aldım. Pada mau ke kamar mandi dulu. Ika mau ini enggak Ika? Ayo makan dulu. Ya bunda udah mau ke Ekmeğinizi versene ben oraya koydum. Evet ya. Orada beyaz poşet masanın üzerinde. Bir şey bu ne bileyim ben? Bir şey bu... Ha o diyor. Kaç yaşındasınız? Ben 55'e gireceğim biraz sonra. İmam Rulima Tahun. Haa. Duyan, duyan. Aynen. Çok genç diyor. Bir de sorsana ben kaç yaşındayım? Annem burun lima 65. 65? 65. Aa maşallah. Bir de sorsana ben kaç yaşındayım? Alhamdulillah. Diyan Anya okuyan kalyatan umur berapa katanya? Siapa Diyan'ya? Fatma. 17. 17? 17 diyor. 17 diyor. Sen de oğlun 17 yaşında. Eliske. Edi. Dur, şey kapat da ucu açık bak. But you look like... Brother. Look 20. 71. 71. 71. Did you put it at 2? 71 yaşındasın eski. Hayır, ne diyor? 71 ne diyor? Ne oluyor lan diyor? 71. Different is... Brother. Brother. My brother. This is father. Father. Benim babam diyor. Yıktınız ya. O da espri okay, yapıyor. Ay bir şeyler alıyor ya. Çabuk yiyorlar. I suggest you to try this one. This. Bunu denemenizi tavsiye ederim diyor. Lemon. Lemon. But you... Orange. 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 Like this one. Yeah. Şimdi nasıl verim ağzım yüzüm ne geliyor? Şimdi ben şimdi. Kral. Of course, living. Aha, in Bali. So, do you have a license? Lisansım var mı diyor? No, doluş no. Lisans. Amatör. Could be. Yeah, when you can do it. Nerede kanka? When you can do it. In Bali. Free dive, maybe, or... No, no free diving. Scuba diving scuba it was, diving. Yeah. Scuba diving. We don't have a license, but it's already discovery diving. 3 meter, 4 meter, no need any license. First for time that. Scuba diving. Oh, really? Yeah. So you have but to. Very leave. Good. Bali and Labuan Bajo is really nice. Yeah. Yeah, incredible nice places. Amazing. So, how about you, Noah? Ya siz diyor. Neler düşünüyorsunuz? Very cool. Teşekkürler abi. Ooo bravo Ika. Sa itu namanya börek. Oo börek. Ika bizim eve gelmişti değil mi? Benziyor. Ika bizim eve gelmişler miydi bunlar? Evet. Yanlar da biz var mıydık? Havuç ben var sen yok. Havuç var. Ben ilk evlendiğimiz. Öyle mi? Aa doğru. Böreğe benziyor. Eşi de geldi mi? Börek bu börek. Börek zaten. Eşi de geldi mi? Hocam Ika çok yapıyordu ya bu. Çok yapıyorum. Şeyde bana yapmadım. Yaptı ya çok da beğenildi ya. Bana yapmadı. O bana işte. Yapmadı. Tamam. Sana özel bir tane yaptı. Sen herkese yaptı hocam bir tek size yapmamış. Ayıp etmiş ya vallahi. Ne yapmadı mı? Ya. 200 bin takipçisine tek tek yapmış bir tane yapmış. Çok güzel. Dosta bunu tamamen de bundan olsa. Ama tatlı. Evet. Açabilsem mi açayım?
Ambalajla yine cebelleşeceğim. Bak kanka. Sarı ekmek o. Şöyle. Sarı roti yazıyor değil mi Kaan? Sarı ekmek. Sarı değildir onun. Yazıyor üstüne bak sarı yazıyor. Tamam Türkçe sarı sarı değildir bence. Otur. Yaz. Fatma. Sen iki tane yiyin. Ben iki tane yumurta alabilirsin Fatma. Sen de otur. Hadi siz otursanız niye oturmuyorsunuz? Oturuyorum ben içiyorum çayım var. Ay yumurta tam senin sevdiğin gibi geldi. Allah öyle mi? Gerçekten. Ben oh. Söyledim. Ben yaptım zaten. Öyle mi? Ya yıka bir tane ya. Kocasını da düşünürmüş. İka olmasaydı yumurtanın içine böyle şeker atılmıştı önce. Yok çay atacaktı şeker. Yok. Yani yumurtayı da mı atılır? Yok İka olmasaydı. Atarlar. Niye atmasınlar ki? Atarlar değil mi İka? Yok. Yumurta Hasan'ın... Mesela suyu mi? Şekerli suda kaynattığın zaman yumurta içine nüfus etmiyor mu? Eder bence. Çünkü yumurtanın içine bile su giriyor. Açıyor su çıkıyor ya yumurtanın içinden. Nasıl çıkıyor? Bunu denemediniz. Yumurtanın boşluk kısmından su çıkıyor ya. Peynir var değil mi? Peynir var onun içinde. Ben... Ama kırıyoruz mesela. Tam üstünü açtığımız zaman içinden şakır şakır su giriyor. Kaç bin gözenek var ya. Allah. Hadi gel. Benim denene. Seni bunu da. Gidelim. 1, 2, 3. Sama ini dong Eka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. El yapımı ya. Yeah. Benimki çok iyi. Kim yapmış onları? Ne? Kendisi yapmış. Hayır, satıyormuş. Eni derimana kendi. Entete. Biz gittik ya orada. O komodo. Orada komodo. Komodanı aldı. Burada ona ama birleşiyor yani. Oradan desen yaptı böyle. Tasarım yaptı. Ama burada bu masaları başka şeyle de geldi. Hala Nurgül abla. Fatma looks so bright. Right? Yeah. Shining. Thank you. Yine oyna. Yine herkes bunu yürüyor. Kaldım ortada. Bana hep bir suma bak. You pay her. Ne dedi? Ona öde o zaman. Bunu al o zaman diyor. Evet bunu alayım. Yeah, pay. Tamam. Şaka mı? Pay. Şaka öde, öde diyor para. Professional. Hey. Merhaba. Türkiye. Hey this. Wow. Kapıda panika. Beklerim her zaman için beklerim. Buyurun gelin. Vedalaşma zamanı. Allah'ın annesi. Görüşürüz. Allah'a emanet. İnşallah her zaman için. İnşallah. Sizi de beklerim. Bakalım. Yolunuz düşerse bizim o taraflar. Veda beklerim. Yeri seni ben. Ama. Dediğiz bak. Faro gitti faro okula gitti. Balon mu? Balon. Ha balon aldık ki bir daha yok. Bak. Balon trende kaldı. Balon. Balonları unuttuk balon. Trende. Nurgül teyze sana balon. Bir daha balon alamayacak. Balon. Tamam sen benim balon. Arkaya gel ben alayım oldu mu? Balon alayım sana tamam? Şeye bağlı. Tamam. Tamam balon alırım ben sana yine tamam? Bir sürü balon alırım ben sana. Ne? Ay. Baba. Efendim. Baba. Efendim oğlum. Anne. Anne gelecek. Anne. 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 Anne gelecek. Anne. Anne gelecek. Çakartı bambaşka bir yermiş ya. Ne o? Geldi evet. Markisa mı? Evet. Aa olgun da olmaz ki. Silakan. Bak. Tapi belum coba cari yang matang ada enggak? Sen kendi bak var. Itu oh, ben... Itu tuh. Anlamam ki. İni. Yeah. İni. Yeah. Aa evet arkadaşlar bakın bunlar markisa benim çok sevdiğim çarkı felek meyvesi. Kadın alabilirsin dedi alalım bakalım dalından. Markisa yemek de nasip olacak inşallah. Bakalım nasıl bir şey. Orada bir anneniz var ablanız. Kendine dikkat et. Her şeye sınırlar. Ama kendine çok dikkat et. Tamam mı? Tamam.
Tamam. İnşallah biz gideceğiz de sizin evinizde bir götürürüz. İnşallah. Buyurun gelin. Tamam. Beklerim her zaman evinizde. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sözlük olsun. Hakkını helal et. Çok hakkın geçti tamam. Bize. Allah razı olsun her şey için. Gerçekten rüya gibi bir tatilde. Evet. Hiç hayal bile edemezdim böyle. Enes sen de hakkını helal olsun. Ne demek ya, siz helal edin yani, bir kusurumuz olduysa, fark etmeden bir hata yaptıysak sizi affedin yani, Allah razı olsun. Bu yola beraber çıktık. Bizden yana helal olsun. Her şeyimizde. Helal olsun bizden yana, hiçbir sıkıntı yok. İnşallah daha sonraki ülkelerde de daha yolculuklar yapacağız da inşallah. Hayırlısıyla Allah sağlık sıhhat versin de. Tanıdığıma inşallah. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk yani. Allah razı olsun hakikaten. Ve şunu yani... gördüm gerçekten. Hani ben oturup yarım saat seyrediyorum değil mi? Hani seyrediyorum geçiyordum. Ama bir emek veriyorsunuz. Hem maddi hem manevi. Lütfen abone olun. Beğenmeyi de sağ olun. Eksik olmayın. Allah razı olsun. tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah. Siz de ailenize çok selam söyleyin. Danimarka'daki ailenize, Bursa'daki sevdiklerinize inşallah. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Amin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Arkadaşlar bugün biz Indonesia'da son günümüz. Yani artık Türkiye'ye dönüyoruz bugün. Şimdi hazırladık. Yani biraz sonra biz havalimanına gidiyoruz. Sonra Oman'a, Oman'dan Türkiye'ye. Uli de burada var. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Uli? İyiyim. Teşekkürler. Allah'a iyi gelsin. Evet, Uli ve Edi son kez görüşüyor o zaman. Evet. Bir daha kim bilir ne zaman görüşecekler? İnşallah yakında. Evet. İnşallah bakalım. Evet arkadaşlar, bizim arabamız geldi çok şükür. Şimdi eşeğe indireceğiz. Sen de havalimanına, tamam mı? Evet. Hadi Nurgül ablayı da yolcu ettik. Şimdi İmran abla da. Hep birlikte gideceğiz şimdi havalimanına. Önce ben sizi yolcu edeceğim. Evet doğru. Sizinki kaç şeyde uçak? Akşam 9'da. Akşam 9'da. Oo, biraz beklemesi var. Benim çok beklemem gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi eşyaları ekliyoruz. Evet, valizleri yerleştiriyoruz arkadaşlar. Taksimiz burada. Hep beraber gideceğiz. Ulin de bizi veda etmeye kadar gelmiş arkadaşlar buraya. Oh, bayağı eşya bitmiyor. Hadi görüşürüz. Dikkatli diye. Yürü. Beraber mi? Ben sonra yetiştim. Çabuk. Geldiğimde yapasın. Bak bir tabak patates kızartması yedirdim çocuğa ama adamlar rica etti. Normalde yoktu. Ya dedim bu çocuk patates kızartması çok seviyor, bunun için yapar mısınız falan. Yapıyor mu? Dedi bir bakayım duruma dedi. Sonra bir baktım getirdi, çok da güzel kızartmış. Ediz acı sosuna bandı yedi. Aa basit. Ondan sonra ekmek. O bitti, ekmek yedi. O bitti, mısır gevreği yedi sütle birlikte. Bir bardak süt içti belki. Bir bardak da çay içti. Bayağı iyi doyurdum yani onu. Çok şükür. Dönüş yemek. Sen uyuyamadın gece otelde ya. Hiç. Ediz uyanmış arkadaşlar sürekli. Ben de çok erken uyandım. Ben yedireyim Ediz'e kahvaltı salıp götüreyim, sen de rahat et. Teşekkür ederim bugün bana. Yoksa uyuyamam. Evet arkadaşlar, şimdi güvenlik kontrol noktasından geçiyoruz.
Arkamızda da bayağı böyle sıra var. Jakarta Havalimanı'nın içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine bayağı bir büyük. Evet, hep birlikte çekim noktasına doğru ilerliyoruz. İnşallah cam kenarı bir yer alabiliriz. Denk gelir. Gelirse size çok güzel manzaralar gösterme imkanına sahip olurum. Evet, az önce arkadaşlar bagajları tek tek tarttık. Şu anda dış alt bagaj aşmıyor ama iç bagaj aşıyor. Onu da iki tane kenara koyuyoruz arkadaşlar. Göstermiyoruz ama uçağa binerken tekrar atabiliyoruz. Eğer birkaç kilo aşımınız varsa o şekilde yapabilirsiniz. Biz öyle 5 kilo 10 kilo mesela fazladan geçirdiğimiz oluyor. Abi İlyas, biz niye oradan çıkmayıp göstermiyoruz kendimize? Sence? Hika? Hadi biraz kenara kaydı, biz de oraya çıkalım. Çıkalım var ya. Şu anda bagaj fazlalığını halletmeye çalışıyorlar. Bagajları biraz fazla geldi. Arkadaşlarım. Edis! Gel gel, kedi var, gel. Edis! Gidiyor şimdi. Daha doğrusu siz, biz gidiyoruz da. Ben gitmiyorum, siz gidiyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, sen de finaldeyim. Yolun düşerse bekleriz. Vay be. İmran Hanım'ı tanımak da güzeldi. Grubun neşeli ablası. Enes de burada ayakkabıları giydirdi. Sağ ol, her şey için çok teşekkür ederim. Ay, bu apacanlısı başında. Dur. Gel. Derlendi. Tamam, siz kendinize. Hadi İlyas, kendine. Ablacığım görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ olun. Arkadaşlar, çok şükür biz uçağa bindik şimdi. Biraz sonra kalkacağız ve inşallah Enes gösterdiğiniz manzara ama tam kanadın üstünde gözüküyor mu acaba? Evet ya, tam kanatmış ya. Ama yeni gözükür yani. Yine çok önemli. Gösteririz arkadaşlar size ya. Sorun olmaz, bakın. Hadi. Şöyle. Evet. Uçada en kötü yer denk gelmiş vallahi. Vay arkadaşlar. Ya, neyse, inşallah yine görürüz bir şeyler ya. Şuralardan falan. Evet, çocuklu uluslararası uçak yolculuğunun zorlukları arkadaşlar, bakın. Evet arkadaşlar, şimdi İka biriyle konuşuyor. O da Türkiye'ye evlenmeye gidiyormuş. Onunla muhabbet ediyor. Biz Ediz Efendi ile burada oturduk böyle. Kemerimizi de taktık. Ediz'in kemerini de taktık arkadaşlar. Rahat şimdi. İnşallah yol boyu böyle sakin durur. Evet, uçağımız kalkış moduna geçti arkadaşlar. Biraz sonra başlayacak. Kaptan start verecek değil mi? Evet, Ediz adeta çocuk getiriyor arkadaşlar. Bayağı ağlıyor, durduramıyoruz. İnşallah uçak havalanınca uyuyacak. Yani böyle vallahi çok zor. Evet, uçak kalkışa geçti. Tekerler yerden kalktığı andan itibaren artık Menez'e veda etmiş olacağız. Dışarıda çok ama çok harika bulut manzaraları var. Bakın tepeyi de göstereyim. Bulutlar ne kadar hızlı geçiyor. Buna şahit olun. Şimdi biraz sonra bu bulutların da daha da üstüne çıkacağız. Gayet dizi gezdirmeye çıktı. Oyun falan açtık ama pek kar etmedi arkadaşlar. Evet, uluslararası bir uçuş olduğu için bakınız, uçağın kanadının uzunluğunu görebilirsiniz. İnanılmaz büyük. Normal bir uçağın 2,5 katı. Evet, biraz daha yükseldiğimizde bulutların arasına gireceğiz. Evet, gerçekten çok kartpostallık bir görüntü var arkadaşlar. Bakın bulutlar tepemizden ne kadar hızlı geçiyor. Şimdi biraz sonra onların içine girmek üzereyiz. Bakın bulutlar böyle 50-100 metre yukarıda. Altta da bulut var. Tam iki bulut katmanın arasındayız şu anda. Arkadaşlar, uçak yolculuğunda, gökyüzünde her zaman böyle hiç ummadığınız farklı manzaralara denk gelebiliyorsunuz. Daha önce hiç birbirine benzemeyen. Evet, şu karşıda gördüğünüz arkadaşlar CB bulutu oluyor. Yani cumulonimbus bulutu. Ve çok tehlikeli bulut. Havacılıkta çok tehlikeli olarak biliniyor. Çünkü bunun
içerisinde arkadaşlar çok yüksek şiddetli hava akımları gerçekleşiyor. Yani bunun içinde fırtına, dolu, kar, yağmur, aklınıza ne geliyorsa. Çünkü 10 kilometre kadar yüksekliğe kadar uzanabiliyor böyle bir şey. Ve yükseltici etkiye sahip. Diyelim ki bu bulutun tam altında bir paraşüt olsa. Bakın bu arada bulutların içinden geçiyoruz. Sizi ta şu en üst katmanına kadar yukarı çıkartıyor. Tabii oraya kadar çıkana kadar eğer 10 kilometre ise zaten donarak ölüyorsunuz yani. Hiçbir kurtuluşunuz yok. Girdabın tersi gibi düşünün. Paraşütü yakalıyor ve yukarı doğru fırlatıyor. En yukarı doğru çıkartıyor. Bir başka bulut kümesinin altından geçiyoruz. Uçak saatte arkadaşlar 700 ile 1000 kilometre arası bir hızla geçtiği için bulutları epey hızlı bir şekilde arkada bırakıyoruz. Camlar karartılmış. Bir tek benim cam açık. O da tam aydınlık aşamasında. Uçuş hakkında bilgi vermek istedim. Şu anda Asya ana karasına yaklaşmaktayız. Hindistan üzerinden Asya'ya geçiş yapacağız. Sri Lanka'nın hemen kuzeydoğusundayız. Normalde Endonezya'da güneş battı arkadaşlar Jakarta'da ama biz batıya gittiğimizden dolayı güneş hala batmadı. Birkaç saatlik yol aldık çünkü. Bu süreci biraz daha kovalamaya devam edeceğiz. Daha önce bilgi vermiştim arkadaşlar ancak bilmeyenler için bir daha bilgi vereyim. Şu an bakın 11.583 metredeyiz. Şu anda uçağın bulunduğu rakımdaki hava sıcaklığı -47 derece. Ve bizim Maskat'a varmamıza 3 saat 19 dakika kalmış arkadaşlar. Şimdi Hindistan'da arkadaşlar muson zamanı. O yüzden altımız komple bulutlu. Yağış olup olmadığı buradan belli olmaz ama yine de bu yüksekliklerde bulut olması bunu gösteriyor olabilir. Şu anda içeri sadece benim açık penceremden dolayı içeri bayağı bir ışık geliyor. O yüzden insanları rahatsız etmek adına arkadaşlar ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar kabin görevlilerine izin alarak first class bir alana geçtim. Burada kendinize özel bir alanınız var. Koltuğunuzu istediğiniz eğiklikte, istediğiniz derecede ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık, soğukluk ayarı, işte kabin görevlilerinden özel ilgi gibi birçok alternatif mevcut. Ben de çekim yapmak için buraya geçtim şimdi. İnsan yarımadası şu an tam altımızda. Ama maalesef aşağısı oldukça bulutlu olduğundan dolayı pek bir şey görünmüyor. Az önce tam olarak 40.000 fitteydik. Yani 12.000 küsur metrelerdeyiz. İlk kez bu kadar çok yükseğe çıktığını görüyorum uçağın. Bir saattir belki arkadaşlar gün batımı devam ediyor. Çünkü sürekli güneşe doğru gittiğimizden dolayı batıya doğru. Ondan dolayı bir türlü hava kararmıyor burada. Evet. Hatta haritadan size şöyle göstereyim. Tam aydınlık karanlık çizgisini gösterelim şöyle. Bak neredeyiz. Evet bakın. Tam gün batımı noktasındayız arkadaşlar. Şu ekseni görebiliyorsunuz. Tam biz indiğimizde artık tamamen hava kararmış olacak. Bakın Türkiye burada. Orada daha hala gündüz. Siz şu anda gündüzü yaşıyorsunuz. Biz ise. Tabii kışın olsaydı bu uçuş arkadaşlar -80 -90'a kadar düşüyor yani. Evet aradan 45 dakika geçti arkadaşlar. Hala gün batımı devam ediyor. Ama az da olsa manzara güzelleşmeye başladı. İçeri geçmiş bulunmaktayız. Hava daha şimdi karardı. İnşallah aşağı indiğimizde de arkadaşlar Muskat'ı gezmek için bir plan yapacağız bakalım. Ama hayatımızın kesin en zor yolculuğu oldu. Evet. Yolculuk ağlıyor. Yani köye gitti geldi. Bu kadar mı çok değişir bu yani? Artık tanıyamıyoruz yani.